spordaki gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanışını lider yapıyor. Galatasaray Türk Telekom Arena stadında Ordu Spor'u konuk ediyor. Sarı Kırmızılar da hedef takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçmek. Galatasaray bu akşam sahasında Ordu Spor'u konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın son maçı Türk Telekom Arena'da saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek. Son iki maçını kazanarak uzun süre sonra bir seri yakalayan Galatasaray evinde üst üste 4. zaferini arıyor. Takipçisi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı koruyarak derbi haftasına girmek isteyen Sarı Kırmızılı ekipte sol kasığında sakatlığı bulunan Semih Kaya ve 4 maçlık cezası devam eden Melo forma giyemiyor. Ordu cephesinde ise cezalı bulunmazken İbrahim Kaş, Yiğit ve Selçuk sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i de belli oldu. Fatih Terim'in Ordu Spor karşısında sahaya süreceği 11 şu şekilde. Kalede Muslera, savunmada Ebu'ye, Dani, Gökhan Zan, Hakan Balta, orta sahada Hamit, Selçuk, Snyder, Amrabat, ileride ise Burak ve Drogba. Galatasaray'da Dani, Semih ve Amrabat kart sınırında bulunuyor. Dani ve Amrabat bugün sarı kart görürlerse haftaya Eskişehir'de görev yapamayacaklar. Ordu'da ise Garcia, Ferhat Çökmüş, Nizamettin, Umbides, Abdülkadir ve Atilla Turan ceza sınırında bulunan isimler. İki takım arasında geride kalan 21 lig maçından 11'ini Galatasaray, İkisini Ordu Spor kazandı. Taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın toplam 29 golüne Ordu Spor 10 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Ordu'da yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı. Galatasaray ile Ordu Spor arasında İstanbul'da yapılan 10 lig maçından 8'ini Galatasaray kazanırken ikisi berabere bitti. Ordu Spor deplasmanda hiç galibiyet alamadı. Galatasaray ile Ordu Spor arasında saat 20'de Türk Telekom Arena'da oynanacak mücadelede Serkan Çınar düdük çalacak. Sayın seyirciler, şu anda telefon hattımızda Fotomaç gazetesi spor yazarı Bülent Tuncay var. Sayın Tuncay, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Galatasaray Ordu Spor maçı öncesi son gelişmeleri sizden alalım. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Terim'in kadro tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi dinliyoruz. Şimdi kadroya baktığımızda Fatih Terim'in ileri uçta çok önemli değişiklikler yapmadığını, elindeki kadro yapısına göre bir sağ dizilişiyle sağda yer alacağını ve isimler tercihler konusunda da belli isimler üzerinden yürüyeceğini görüyoruz. Ama savunmada çok önemli hamleler yapmış, önemli değişiklikler yapmış. Bir kere sağ bekte Sabri değişmez denen formda denen Sabri'yi kesmiş. Onun yerine Ebo'ya oynuyor sağ kanatta. Tekrardan görevi devraldı ve bundan sonra Ebo ile devam edecek demektir. Bunun sinyalini verdi. Dani'nin yanında Semih'in sakatlığı nedeniyle kimin oynayacağı soru işaretiydi ve Gökhan'dan çok uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Riera da kızlığa çekilen isimlerden biri oldu. Hakan Balta da sol bekte yer aldı. Yani savunmadaki dörtlünün üçü farklı tercihlerden oluştu. Fatih Terim farklı bir deneme içine girdi. Bu açıdan da enteresan bir test maçı olacak. Orta sahada üçlü ya da dörtlü yapacağı konusunda soru işaretleri var. Şu anda görünen 4-3-3 şeklinde olacak. Hamit, Selçuk, Amrabat üçlüsüyle orta sahada. Burak, Drogba ve Snyder'la da forvet hattında yer alacak. Snyder sanırım biraz serbest oyuncu olacak. Bazen 4-3-3, bazen 4-3-1-2 gibi forvetin arkasında da oynayabilir. Fatih Terim 90'lı yılların sonu ve 2000'in başında o altın dönemde Hacı'yı serbest oyuncu oynatmıştı. Sanıyorum Snyder'ı da yavaş yavaş bu pozisyona doğru kaydıracak. Galatasaray'ın yeni bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Kadrosunda sezon başında önemli değişiklikler yaşamıştı. Bunun üzerine ara transfer dedi, çok önemli iki transfer yaptı. Yani Galatasaray aslında yeni bir takım. Geçen senenin şampiyon kadrosuyla bu senenin Galatasaray arasında çok önemli farklar var. Ve henüz nasıl demek lazım bilemedim ama demlenme sürecini henüz tamamlamadı takım. Takım olma sürecini henüz aşamadı. Belli bir periyot içinde devam ediyor. Ama çok önemli isimler aldı. Çok farklı bir noktada Avrupa odaklı bir hedefe doğru yatırım yapıyor. Esas çıkış noktası önümüzdeki sene ama bu senede çok büyük beklentiler var. Bu beklentileri karşılamak için, Avrupa beklentilerini karşılamak için bu demlenme sürecini ligde geçirecek. 3 haftalık bir ara var. Schalke maçının revanşına.
Bu dönemde de bu lig performansı çok önemli. Takım olma yolunda bu adımlar Galatasaray'ın kaderini belirleyecektir. Bu bir ay çok önemli. O yüzden de bu maçta Sneijder ve Drogba'lı yapının oturmasının savunmadaki değişikliklerden daha önemli olduğunu şahsen düşünüyorum. Sayın Tuncay, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın da dikkatini çekmeyi başaran Burak Yılmaz için bu akşam oynanacak Orduspor maçının anlamı çok farklı. 27 yaşındaki tecrübeli forvet, rakip ağları bir kez havalandırırsa ligdeki 100. gol sevincini yaşayacak. Devler Ligi'nin dev golcüsü Burak Yılmaz için bu akşam oynanacak Galatasaray Orduspor maçının önemi bir hayli fazla. Cimbom'un gol kralı unvanı tecrübeli forveti bugünkü Orduspor maçında rakip ağları bir kez havalandırırsa lig kariyerindeki 100. golüne ulaşacak. 99 golü bulunan ve bu sezon 12 kez rakip ağları havalandıran Burak, Yüzler Kulübü'ne de adını yazdırmış olacak. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 7 golle bir sezonda en fazla gol kaydeden Türk futbolcusu unvanını da eline getiren Burak Yılmaz, Galatasaray'la çıktığı 25 resmi maçta 19 gol kaydetti. Orduspor önünde Galatasaray'ın Drogba ile birlikte en önemli gol silahı olan Burak, Trabzonspor ve milli takım formalarıyla da Telekom Arena'da gol sevinci yaşamıştı. Fenerbahçe ölüp ölüp dirildiği maçta Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelede 90. dakikaya kadar öne geçemeyen Fenerbahçe son anlarda bulduğu 2 golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa Şükrü Saracoğlu stadında karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Karşılaşma adeta penaltıyla başladı. Mücadelenin henüz ilk saniyelerinde gelişen Kasımpaşa atağında hakem Hüseyin Sabancı Mehmet Topal'ın eline gelen topta tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Uçede takımına kazandırdığı penaltıyı gole çevirince Kasımpaşa maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe rakip kalede gol aramaya başladı. Sarı lacivertli takım devre sonuna kadar 6 gol fırsatı yakalamasına rağmen ilk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarının başlarında gole yaklaşan taraf Kasımpaşa'ydı. Lacivert beyazlar Adem Büyük ve Uçe ile net bir gol fırsatından faydalanamazken Gökhan Gönül'ün pozisyondaki kritik müdahalesi de alkış aldı. Sol ve Cristiano'nun oyuna girmesiyle etkisini arttıran Fenerbahçe beraberlik golünü 60. dakikada Vebo'yla buldu. Eşitliği yakalayan sarı lacivertliler öne geçme isteğiyle ataklarını daha da sıklaştırdı. Tribünlerin müthiş desteğiyle ardı ardına gelen Fenerbahçe hücumları 90. dakikaya kadar hiçbir sonuç vermedi. Ne olduysa da 90. dakikada oldu. Fenerbahçe'nin kullandığı korner sırasında Yalçın ceza alanı içinde Vebo indirdi ve hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Belezoğlu skoru 2-1'e getirdi. 90+5. dakikada beraberlik için yüklenen Kasımpaşa da İshak son kalesini terk etti ve hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sov rakip yarı alanın ortasından topu boş kaleye göndererek skoru 3-1'e getirdi ve Fenerbahçe mücadeleyi bu skorla kazandı. Sarı lacivertliler puanını 40'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korurken Kasımpaşa ise 33 puanda kaldı. Bu arada Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte 2013'te sahasında ilk lig galibiyetini almış oldu. Öte yandan maç içinde zaman zaman yaşanan gerginlik maç sonuna da yansıdı. Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Kasımpaşalı Yalçın Ayhan arasında takım otobüslerinin bulunduğu alanda tartışma yaşandı. İki oyuncu sözlü sataşmanın ardından birbirlerinin üzerine yürüdü. Daha sonra araya giren futbolcular kavganın büyümesini engelledi. Fenerbahçe'de yönetimin Aykut Kocaman ısrarı meyvelerini vermeye başladı. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna tüm hızıyla devam eden sarı lacivertler de Kocaman'la taraftar arasındaki buzlarda erimiş gibi gözüküyor. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Avrupa'dan sonra lige de tutundu. Sarı lacivertlerin son dönemdeki bu yükselişine ve ardı ardına aldığı iyi sonuçlarda en önemli pay şüphesiz teknik direktör Aykut Kocaman'ın. Ligde ilk yarının son haftasında oynanan ve iç sahada 3-1 kaybedilen Karabükspor maçından sonra istifasını açıklayan tecrübeli teknik adam, futbolcuların ve yönetimin yoğun baskıları sonucu bu kararından vazgeçmişti. Kocaman'ın dönüşünün ardından takımı hem ligde hem de Avrupa'da hedefe doğru ilerlemeye başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmeyi başaran sarı lacivertliler, ligde de lider Galatasaray'ın ensesine yapıştı. Yani kısacası Fenerbahçe yönetiminin istikrardan yana tavır koyması ve Aykut Kocaman'ı takımının başında tutması meyvelerini vermeye başladı.
Bu arada Aykut Kocaman'la taraftarlar arasındaki zedelenen bağda son alınan sonuçlarla birlikte onarılmış görünüyor. Taraftarın dün akşamki maçta takımı son ana kadar hiç hayıflanmadan desteklemesi kamuoyunda galibiyette en büyük pay olarak gösterilirken Aykut Kocaman da maç sonrası düzenlediği basın toplantısında bu noktaya dikkat çekti. Yüksek arzulu oyunu görmek, istediğini görmek takımın. Bununla beraber daha da bence önemlisi, en az bunun kadar daha doğrusu daha da önemlisi demeyelim ama aynı zamanda hep dile getirdiğimiz, son zamanlarda dile getirmek de zorunda kaldığımız bugün takımın en büyük gücü taraftarıdır diyoruz. İşte bugünkü taraftar böyle bir taraftardı. İkisinin bir arada geldiğini görmek şampiyonluk yolunda olur muyuz olamaz mıyız? Bu başka bir şey ama en azından iştahımızı biraz daha arttırdı diye düşünüyorum. Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Fenerbahçe maçından sonra adeta patladı. Rakip oyuncuların küfürlerine maruz kaldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Ana avrat küfür ettiler, keşke Türkçe bilmeseydim" dedim diye konuştu. Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze 3-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Şota maç sırasında kendisine çok ağır küfürler edildiğini söyledi. "Ben oyuncuya saygı gösteriyorum. Kazanmak için her şeyi yapıyorsa, mücadele ediyorsa. Bazen tabii bunu yani bilmiyorum. Bazen öyle giriyor ki artık hiçbir şey bakmıyorsun. Öyle resmi küfür etmek duymadım. O Türkçe bildiğim için de yani öldüm orada yani. Soğuk oldum. Buz oldum. Onun için söyledim. Yani yakışmıyor. Bu yere özellikle yakışmıyor. Burası 100 seneden oynayan bir camiası. Çok başarılı bir camiası. Onun için aslında bunu söyle. Eğer yani kimseyi duyamıyorsa sadece ben duydum. O zaman gideyim bir Türkçesi biraz daha artırayım yani." Şota yayıncı kuruluşa verdiği demeçte de "bana küfür edenlerin kim olduğunu bilmiyorum. Gözlerim iyi değil, sadece duydum" sözleriyle dikkat çekti. Şota penaltı pozisyonu ile ilgili ise şunları söyledi. "Verilen penaltı bilmiyorum ya. Sadece Sancak mı gördü o penaltıyı? Sizce penaltı demek bunun için yani daha ne diyeyim ya. Dokunmayacağız. Biz öyle geliyor bana yani. Biz mücadelesiz nasıl edeceğiz? Bizim penaltı var. Gördük herkes. Eğer bunu verir, ben aslında hocaya tebrik etmek istedim maçtan sonra. Ama çok hafif veren bir penaltı. Yani mecbur değilsin. Tabii seyirci baskı eder. Burasıdır yani. 100 senede böyle. Ya bilmiyor mu nerede geldiğini? Resmi ikinci gol seyirci aldı. Resmi yani net. Onu kabul ederim yani." Bu arada Şota'nın isim vermediği futbolcuyu Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan İlmi Öksüz açıkladı. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında saha içinde ve dışında yaşananlara tepki gösteren Öksüz, "Benim hocam Pintos'a yapılan hareketten sonra dördüncü hakeme itiraz ederken Emre'ye de kulübeme ana avrat küfrediyor. Bütün bunlar burada yapılırken neden bunları kimse konuşmuyor? Küfür eden doğrudan doğruya Emre'nin kendisi" dedi. Hilmi Öksüz, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de Yalçın'ın üzerine yürüdüğünü söyledi. Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray Orduspor maçı dışında 23. hafta maçları tamamlandı. Alınan sonuçlara ve puan durumuna bir göz atalım. Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta bir maç dışında tamamlandı. Alınan sonuçlar şu şekilde: Gaziantep Spor 2, Bursa Spor 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 2, Eskişehir Spor 2. Sanikaboru Elazığ Spor 2, Medikal Park Antalya Spor 1. Mersin İdman Yurdu 0, Trabzon Spor 1. Sivas Spor 0, Beşiktaş 1. Kayseri Spor 1, Gençler Birliği 0. Fenerbahçe 3, Kasımpaşa 1. Kardemir Karabük Spor 0, Akhisar Belediye Spor 2. Haftanın kapanışı bu akşam saat 20'de Galatasaray Ordu Spor maçı ile yapılacak. Süper Lig'de bir maçı eksik Galatasaray 43 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci Fenerbahçe'nin 40, üçüncü Beşiktaş'ın 39 puanı var. 34 puanlı iki takımdan Bursa Spor 4. Medikal Park